Şimdi Zeynep Hanım telefon attığımızda dün yayınımızın son dakikası bağlanmıştı. Hepimizi de şok eden bazı şeyler anlatmıştı çok kısa süre içinde. Zeynep Hanım öncelikle günaydın. Günaydın. Siz Supi Orancı'nın arkadaşı mısınız? Ben başta şimdi hemen bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Duygu kızım, ben senden özür dileyerek bir şey söyledim. Ama yani ben artık anneni çok iyi tanıdığım için size üzülüyorum. Gerçekten size çok ama çok üzülüyorum. Yani affedersin, çok özür dilerim. Köpek bile çocuğunun sahip çıkabiliyor. Anladın mı? Babası kim olursa olsun önemli değil. Baban kim olur? Evlat benim evladımsa ben evladımı sahip çıkarım bugün. Ben anneni, evet annemin ismini de gönderdim. Annem, ben sene 90'da annemi tanıdım. Duyuyor musunuz? Ben televizyon sesini kapattım. Dinliyorum sizi. Yani 90'da, yani ikizler dünyaya geldikten sonra tanıştınız. Evet, ben on dün ben öyle bir kız arkadaşımı da aradım. Kız arkadaşımla beraber 88 yılında annesi cezaevine girmiş. Bilmiyorum o zaman kaç çocuğu olduğunu bilmiyorum. Dördü de var. Var değil mi? Evet. Ben Sophie diye biliyorduk onu. Ve benim onunla bir çok resmim de var. Çok da iyi bir insandı ama annesinden çok çok yakınan biriydi. Bu arada, Zeynep Hanım, Zeynep Hanım bir takım fotoğraflar gönderdi annene dair, yani arkadaşı olduğunu kanıtlamak için. Ahmetciğim onları da ver istersen. Buyurun Zeynep Hanım, siz nasıl tanıştınız? Ben memleketten gelmiştim Müge Hanım. Çok küçüktüm, benim yaşım çok küçüktü ve bana yardımcı olmuştu bir otelde kimliksiz kalmama. Orada ben de varım. O resimde ben de varım. O resimde beni öptü. Evet, aslında bu fotoğraf ilk defa herhalde sende gördüm. Böyle bir fotoğraf yoktur herhalde annenin elinde. Belki tanınması açısından da o dönem için daha etkili olur. Evet. Siz de küçük memleketten gelmiştiniz. Size nasıl yardımcı oldu? Ben yani hiçbir otel beni almıyordu. Onun tanıdığı bir otel vardı. O otelde kaldım kimliksiz. Sonra? Sonra kimliksiz otelde kaldım. Yani inanmıştım işte. Bu sürekli zaten böyle klas takılan bir kadındı. Yani giderdi Etiler'de misal Levaz'ın sitesinde kalıyordu. Bir arkadaşı vardı. Onun da ismini kesinlikle vermiyorum. Nerede kalıyordu Etiler'de? Levaz'ın sitesi. Çok eskiden Müge Hanım şimdi var mı? Var evet. Levaz'ımda kalıyordu evet. Yani Levaz... Orlu Center'ın altındaki yerden bahsediyor. Evet. Bir siesta mı, siesta mı? Gece kulübü mü bilmiyorum tabii ben de. Gece kulübümden bahsediyorsunuz. Ben size bir isim vermiştim. Orada ona doğum günü yapmıştı o şahıs. Bu ünlü yine bir sinema sanatçısından evet, bahsediyorsunuz. Yine ünlü, evet ünlü. O doğum gününü ama mü bana yani evet bak Duygu'nun Metin Akpınar'dan olduğunu ve Duygu'nun kız kardeşinde isim olarak bilmiyorum. Sonradan bu bir hikayede Duygu'nun Duygu olduğunu biliyorum. Metin Akpınar'dan olduğunu kesinlikle onu söylemişti bana. Bize. Benim o cezaevinde yaptığı kız arkadaşa da annesinin şeyi yüzünden bu size verdiğim ünlü isim var ya evet. Ondan çıktığını. Ve zaten o adam yüzünden cezaevine girdi. O ünlü. O hangisi? Nasıl? Çok özür dilerim. Sana verdiğim var ya. Yani o doğum günü yapan kişiden dolayı mı cezaevine girdin? Evet, evet. Hırsızlık olayından dolayı. Doğru mu bilmiyorum. Suçu da hırsızlıkmış. O işin aslında yani niye hırsızlık? O da söylüyor zaten. Ben hırsızlıktan dolayı girdim ama hırsızlık yapmadım diyor mektubunda. Yani nasıl anlatmıştı o konuyu? Yani ben bu kadarını anlatmak istemiyorum. Vallahi yemin ederim ben Duygu'ya çok üzülüyorum. Ben dinleyince... Dur bir dakika, dur Duygu. Hayır, isim vermeden söyle. Yani neden hırsızlıktan dolayı bu kadın girmiş cezaevine? Suç mu atıldı üzerine? Hayır bilmiyorum. Yani onu şu an kapalı bile konuşamam ki Müge Hanım. Zeynep Hanım. Bir dakika dur. Önce bir anlatsın sen bir dur. Yani ona bir iftira mı atılmış? Yok ya, yok mecbur kalmış.
Bir dakika o zaman, bir dakika hanımefendi hattını alıp Nayim bir öğrenip bana anlatır mısın? Ben onu anlatabilecek bir nokta bulayım, bir saniye dur. Dur şimdi bir şey yapmak, hanımefendi de bir anlatsın önce. Tamam, tamam. Sonra sorularımızı tamam. Soralım. Yok, yüklenmeyeceğim ben. Çünkü kendisi çok tedirgin oluyor. Evet. Onun da bir takım korkuları var. Bence korkacak da bir şey yok yani. Bunda var, korkulacak var işte, bir durum yok. Var. Ama bakın şu fotoğraf 90'lı yıllara ait olduğunu söylüyor hanımefendi. Belki aslında hani o spor yaparken filmdeki fotoğrafından bu böyle saçları açık daha da tanınabilir. Yani önemli olan bu hanımefendiyi tanıyan kişilerden bilgi alabilmek. Tabii. Bahsettiği kişi ünlü bir sinema sanatçısı. Diyor ki ben onu anlatacağım ama doğum gününü kutladık. 89 ya da 90 yılıydı. Hatta yine bir ünlü şarkıcıdan bahsediyor. Onunla da o sırada birliktelik yaşamıştı. O sırada ben onu da biliyorum diyor. O kişinin de Balmumcu'da evi vardı. Hatta beraber gitmiştik diyor. Yani aslında diyorum hep böyle ünlü isimlerin etrafında dönen bir hayattan bahsediyoruz. Levazım sitesi, yani Levazım dediği yer o dönem evet yani yine birçok ünlü sanatçının da şimdi benim yaşadığı aklımda Allah. Levazım sitesi deyince mesela dört tane yine bir sanatçı geldi aklıma. Orada evi vardı diyor. Yani tabii işte onlarla da tanışıklığı olabilir o nedenle. Aslında bu duygunun da bize anlattığıyla örtüşüyor. Evet, anneannen, annenin istedim. Ünlü olması için karta bana hep o çevre içerisinde var olmasını isteyen ve o çevreye bir şekilde anneni iten bir yapıda olduğunu söylemiştin evet, duygusal. Evet, evet. Yani bu da sendeki bilgiyle aslında örtüşüyor. Örtüşüyor, evet. Yani örtüşüyor. Anneni o çevreye sokan tamam da anneannen zaten. Evet. Hadi Nayimcim işte, kısaca. Yani çok doğaldır ki o çevreden birileriyle de bir arada olmuş olması. Tamam. Hanımefendi tekrar hatta mısınız? Evet. Evet, tamam ben şu an sizin ne demek istediğinizi az sonra şey yapacağım bir kendim filtreden geçirip. Evet buyurun dinliyorum sizi. Şimdi mesela evet, o gün o doğum günü yapan kişiyle onun ciddi ciddi bir beraberliği vardı demişsiniz. Evet yani her zaman diyordu ben onun tanımlı beraberim diyordu. Yani ben de onu bir kere bak tekrar diyorum bir kere doğum günü partisinde o şahısla beraber gördüm. Ben o resmimiz de var. Yalnız o şahsın resmi yok yani bilmiyorum eski bir resimlerdir Müge Hanım. Bunlar da bende nasıl kalmışsa kalmış yani bu resimlerde. Ama siz dün şöyle bir şey söylediniz Zeynep Hanım. Dediniz ki Dilara'nın babası o kişi. Olabilir bak tekrar diyorum ama o söylüyordu. Ne söylüyordu? O kişi mi diyordu? Ondan çocuğum var diyordu. Yani ona doğum günü yapan kişiden çocuğu mu olduğunu söylüyordu? Evet kendisi bunu söyledi yani bize söyledi. Ben de o zaman çok çocuktum. Müge Hanım 16 yaşında falandım ben de zaten. Peki o diğer şarkıcı dediğiniz? Ben şarkıcı demedim. Bir tane şarkıcıdan da bahsediyorsunuz ya. Hayır arayacağım dediniz ya ben onu. İsim vermeyeyim. Ben söyledim beyefendiye. Tamam bir tane. Yeşilçam. Tamam o doğum günü yapan Yeşilçam. Bir tane de bir şarkıcıdan bahsediyorsunuz. Ondan çocuğum var dedi. Ha, o Yeşilçam artistinden çocuğum var dedi. Evet Müge Hanım aslına bakarsan benim başka bir kız arkadaşım var. Onu daha çok detaylı tanıyor. Onunla beraber cezaevinde yatmış. Hı hı. Ben o da bilmiyorum korkuyor yani isim verirsiniz diye. Yoksa o onun her şeyini biliyor sesinin her şeyini biliyor yani. Yok niye isim verelim size ne yaptıysak ona da aynı şekilde davranacağız yani. Ona da ulaşalım o zaman. İçine kapanıktı demişsiniz derdini anlatmazdı ama bazı iş adamlarından falan da bahsetmişsiniz. Evet zaten kendisi böyle de normal sokakta giden gençlerle şey yapan bir kadın değildi yani. Kadın elit bir kadındı yani. Allah var şimdi. Elit bir kadındı. Sadece aradığını bulamıyordu, deniyordu, olmuyordu, deniyordu, olmuyordu. Yani psikolojisi çok bozukmuş Müge ablacığım anladığım kadarıyla annemin. Bir şeyler onun hep psikolojisini bozmuş. Ve kendini hep güvenli alana almaya çalışmış.